Selamünaleyküm herkese arkadaşlar. Bugün haftanın başı değil, haftanın sonlarına doğru. Normalde haftanın başında başlangıç yapıyorduk. Pazartesi günleri ya da pazar günleri falan tura çıkıyorduk ama bugün öyle bir şey yok. Çünkü sebebi bu hafta hep evdeydim. Yani kısa mesafe turlara geçtim. Kısa mesafe gittim ama bugün öyle olmayacak. Bugün gerçekten güzel uzun bir yolculuk olacak. Yaklaşık 3 saat falan bir ham video çekmeyi düşünüyorum. Bunları da parça parça yayınlarım. Turumuzdan bahsetmeden önce, emniyet kemerlerimizi bağlamadan önce bir kapakları bir kapatayım. Sonra konuşalım. Evet dostlar, felaket hava var ya. Gerçekten felaket. Şu montumuzu bir çıkartalım. Evet. Bugünkü sefere hazır mıyız? Pek de hazır değiliz. Kemerleri şimdi takıp yola çıkalım. Arkadaşlarla falan konuştum. Bayağı şeymiş, fırtınalıymış her yer. Ve ustumuzu kapatalım. Dereceyi düşürelim. Burada da kapıyı götürmüşler. Şurada şey, kiste koymuşlar. Çünkü burası gerçekten şey, sıkıntılı bir yer. Geçerken kapıyı götürebiliyorsunuz sol tarafa. Şoförün biri şey yapmış. Ta uca kadar geliyorsun. Ondan sonra kırmaya başlıyorsun. Şöyle geçiyorsun. Meinhardt mı? Evet. Şu an St. Florian bölgesindeyim arkadaşlar. Buradan Sierninghofen'e geçip yükleri boşaltacağım. Sonrasında Weissenbach'a doğru yol alacağız. Meinhardt Kabel ha. Weissenbach'a doğru yol alacağız dostlar. Weissenbach'tan da yarın Sankt-Veit'te Kent bölgesine doğru hareket edeceğiz saat 10 gibi. Oradan da Salzburg tarafına Hallein, sonra da işimiz bitiyor çünkü cuma günü olduğu için. Hava o taraflarda kötüymüş, öyle söylediler. Bayağı yağışlı dediler. Kar yağışı, kar fırtınası var dediler. Sabah başladığında da hava öyleydi. Tabii biz tır şoförleri için biraz riskli bu tarz havalar. Ama önlemimizi aldık tabii. Yakıtım biraz yarım. Gerçi yolumun üzerinde Salzburg da var ama daha da yolumun üzerinde olan gideceğim yerde var. Şu anda malı indireceğim yerde var. Orada malı indirip yüklettikten sonra yakıtımı alıp yola çıkarım diye planlıyorum. Hava 1 derece, saat 2. Başladık işte. Bugün yaklaşık hatta 2 haftadır dışarıya gitmiyordum. Hep böyle her gün evdeydim. Bayağı sıcak oldu. Her gün evdeydim. Bugün de böyle oldu. St. Florian bölgesi çok sanayide gelişmiş bir bölge. Çok çok firmalar var aslında bu bölgede. Eskiden ben de çok yükleyip mal indirdiğim oluyordu bu taraflara. Şimdi yine sebze meyve taşıdığımız için bu arada işler de çok düşük. Yani anlam veremediğim derecede işler az. Hani normalde işler çok olduğu zaman dışarı gidiyorduk, evet. Ama şu an çok çok az iş var. Bazen evde yatırdıkları da oluyor, evde yattığımız da oluyor işin olmamasından dolayı. Tabii bizim çalışma şeklimiz saatlik ücretle çalışıyoruz. O yüzden buradan sola geçelim. Çalışmayınca haliyle o gün para almıyorsun, para kazanmamış oluyorsun. İşlerin düşük olması bizi de vuruyor, bizi de etkiliyor. Ama ben anlamadım.
Yani eskiden 1 euroya aldığımız şeyler 2 euro, 2,5 euro olmaya başladı. 10 euroya aldığın şey 13 euro olmaya başladı, 15 euro olmaya başladı. Böyle her şeye böyle birdenbire çok fazla zam geldi. Avusturya'da çok enflasyon o konuda şey. Kıyas yapmıyorum yani, onu şey yapmayın. Türkiye'deki durum şu andaki fiyatların yüksekliği zaten hiçbir şeyle kıyaslanamaz, ama burası da şu an neymiş? Dizel 1.83.9, süper 1.69.9. Bu fiyatlar yüksek. Çok yüksek yani. Daha da yüksekti, şu an düşmüş hali bunlar. Kar yağıyor. Bugün Kentin bölgesine gideceğiz. Bakalım nasıl olacak bilmiyorum. Sulu kar. Yani adamlar almıyorlar. Marketlere mal gelmiyor. Almıyor. Kimse bir şey almıyor. O yüzden işler az. Aslında. Marketlerden gidip alışveriş yapmıyorlar insanlar. İşte mesela ne veriyor? İki parça bir şey alıyor. 15 euro veriyor. Sebze gibi. Diyor ki onunla gider et alırım diyor. Karnım doyar en azından yani. Ona vereceğime gider et alırım. İki tane sebzeye 15 euro vereceğime et alırım, en azından karnım doyar diyor. Mantıklı düşünüyor yani. Markette de et tabii var, ayrı bir konu ama. Fiyatlar çok şey artık, insanlar şey kendilerini düşünüyorlar yani haliyle. Aldığı şey, 15 euro verdiği şey karnı da doymuyor. Bir pizzayı alıyorduk 9-10 eurolara, şey 8 eurolara, 5-6 euroya pizza aldığımı hatırlıyorum. Şimdi bir veriyorsun, içeceğiyle beraber 15-15,5. İsviçre'ye çevirdiler burayı da. Neyse, bu konuları bir kenara bırakalım. Arkadaşlar, bu konular bitmez, sabaha kadar bizi yorar sadece. Bugün çok güzel yerlerden geçeceğiz. Dağlı, karlı yollar. Alp Dağları'nın yamaçlarından aşağı doğru akacağız. Güzel manzaralar olacaktır eminim. Siz de kahvelerinizi yavaş yavaş yudumlarken biz de sohbetimize devam ediyoruz. Sohbet demişken bazı arkadaşlarımız diyor ki sessiz video yayınlama. Niye sessiz yayınlıyorsun? Neden konuşmuyorsun? Bir bakıma şimdi şöyle bir şey var. Yani o konsept, o bir konsept. O konsepti seven arkadaşlar da var. Ama sevmeyenler için zaten böyle muhabbet, yol sohbetleri yaptığımız videolarımız da var. O yüzden her kesime hitap etmek adına ufak ufak değişik tarzlarda, fazla sıkmadan, abartmadan yayınlamaya çalışıyoruz. Sizlerin beğenisine sunuyoruz bu videoları. Yani sadece sessiz video olmuş olsa evet, o zaman haklısınız, ama kanalda bulabileceğiniz, muhabbet ettiğimiz uzun yol videolarımız da var. Sizi sıkmayacak kısa videolar da var. Kahvaltılık videolar var. Öğlen yemeklik videolar. Akşam yemeği için videolar var. Yani her konsepte uygun ilerlemeye çalışıyoruz arkadaşlar. O yüzden bu konuda bizlere kızmayınız. Ya konuşmak da iyi oluyor. Ben de seviyorum. Şimdi sohbet ediyorum. Güzel oluyor böyle yolda giderken. Bir bakıyorum zaman nasıl geçmiş. Az önce de bir video çekmiştim. Onda da ses kaydını almamış. Ona da çok canım sıkıldı. Şimdi arada bir şu mikrofonu bir kontrol edeyim de. Boşa gitmiş. 15 dakika konuşmuşum. Şurada da ceylanlar var ha. Biz nasıl gideceğiz bilmiyorum. Kentin bölgesi de bayağı sıkıntılı bir bölge. Orada kesin yağıyordur yani. Orada kar sıkıntılıdır. Şu şapkaları da düzelteyim ya. Aracı modifiye yapamıyoruz. Kendi arabamız değil. Biz de öyle şapkalar koyuyoruz. İşte süslemeler falan koyuyoruz. Bir tane geyik var şurada.
kendi çapımızda bir şeyler yapıyoruz. Allah bize de nasip eder inşallah bir gün kendi arabamızı almayı. O zaman belki bir modifiye bir şeyler yapabiliriz. Bir de yorumları bazen okuyorum. Yani çoğu yorumları okuyorum aslında da. Islak mendil kullanıyorsun demişler. Kullanıyorum. Pratik. İşte elimi siliyorum falan filan. Bu çocuklar için olanı. Yani biraz daha ne derler? Parfüm, alkol yok bunda. Sıfır. %0. Burada yazıyor zaten. Premium koton. Yani özel pamuktan üretilmiş. Dermatoloji testlerinden geçmiş. %100 plant diyor. Yani bu çocuklar için sıfır, %0 plastik diyor. %99 su diyor arkadaşlar. Yani bu benim kullandığım ıslak mendilde bu gibi özellikler var. Yani kolonyalı mendil kullanmıyorum. Pampers'ın yine normalde çocuklar için alınan, çocukların altını silmek için aslında daha doğrusu. Çünkü deriyle temas edeceği için biraz daha hassas koşullarda üretilmiş bir ıslak mendil alıyorum. Bunu da böyle açıklayacağım hiç aklıma gelmezdi. Onu da söyleyeyim. Çünkü hani izleyiciler gerçekten her şeye takılabiliyorlar. Biz de tabii aydınlatmaya çalışıyoruz. Her şey sorulabiliyor bu platformda. Dikkat çekebiliyor yani. Daha doğrusu. O yüzden bunda da öyle alkolmüş, kolonya falan yok. Yani normal %99'u sudan yapılmış içeriği. Bir şey yani. Kokusu mokusu da yok. Sadece ıslak. Biraz böyle temizliyor yani. İşte buraları diyor, arkadaşım biri yazmış, buraları böyle hemen biraz kirlenince hava vuruyorsun hemen. İşte bir yerde dışarı çıkınca hemen eldiven takıyorsun demiş aynı kişi. Yani biz eldiven takmamız gerekiyor. Dışarıda kapakları açıyorum. Allah korusun elimi sıkıştırsa eldiven koruyor. Arkadaş tangeyi yükü güvenliğe alırken kaç tane arkadaşımızın parmağı böyle kesildi. Hafiften böyle kopardı gibi. O demirleri çakarken aşağı düşüyor o şeyi. Emniyetini açınca aşağı düşüyor demir. Yuvasına düşüyor yani. Bilenler bilir. Bazı demirlerde, ştangelerde çok sert oluyor. Parmak sıkıştırabiliyor vesaire. Arka kapakları kapatırken olabiliyor. İş kazaları bunlar yani. İştesin. Kaç tane arkadaşımız ayağını kırdı. Emniyet güvenlikli ayakkabı giyiyoruz. Ağır ama ne yapalım? Giyiyoruz. Çalışmak çok zor onunla ama mecbur giymek zorundayız. Ayağını kıran birçok kişi vardı. Hala düzelmediler. Yani birkaç kere benim de başıma geliyordu. Sıkışıyordum şeyde falan. Yani böyle riskler oluyor. Tehlikeli durumlar yaşıyoruz. Sonuçta işteyiz. İşimiz hafif değil. Mal yüklerken, ederken. O yüzden eldiven çok önemli. Yani ben eldiveni alışkanlık haline getirmişim arkadaşlar. Anladınız mı? Yani tabii arabanın içinde de takmıyorum eldiveni ama dışarıda kapakları kapatırken takıyorum yani. Eldiven, iş güvenliği çok önemli bunlar. Elinizin kesilme, yani bıçakla mesela çalışıyoruz. Benim burada, bakayım burada mı hemen. Bak, tak elime attım bıçak, gördünüz mü? Bu benim hep yanımdadır. Neden? Çünkü bunlarla mal kesiyoruz. O sebze meyvelerin plastikli, plastikle böyle doluyorlar paletlerden, taşmasın, devrilmesin o kutular diye, kisteler. O yüzden böyle plastik bir şeyle şey yapıyorlar. Biz de gittiğimiz zaman mal, onları kesip çift, ikili paletleri de tekli hale getiriyoruz. Durum bu. O yüzden bıçak da kullanıyoruz. Elini kesen de çok arkadaşımız var. Daha geçen Ritz'te bizim Mustafa bir arkadaşımız elini, parmağını kesti bizim yanımızda. Hemen ona bir şey yaptık. Böyle eczacı dolabı diyorlar ya. Her iş yerlerinde, depolarda var. Onunla böyle hemen ilk müdahaleyi yaptık çocuğa. Olabiliyor. Elinde eldiven olmuş olsaydı o kadar kesmezdi yani. O kadar derinden.
mevzular böyle. O yüzden eldiven bizim için bir şart. Geçen 5'li eldiven aldım. Birini kullanıyorum, 4'ü de içeride. Oo, şuraya bakın. Vallahi yandık. Gideceğimiz istikamet bayağı bayağı şeyli. Vallahi sizi güzel videolar bekliyor galiba. Ben hiç öyle şey yapmıyorum. Ne derler? O anlara yaşadığım şeyleri çekiyordum. Hani hep size kardaydım o dönemlerde. Bayağı sıkıntılı yerlere girdik. Belki onlarca kar videom vardır yani. Gerçekten böyle sıkıntılı yaşadığım, tehlike yaşadığım, birçok şoförün çıkamadığı o yollardan benim çıktığım, zincirsiz hani. Gerçekten böyle çoğu yerde... Ya bu işin ustalığı yok arkadaşlar, onu da söyleyeyim yani. Ben öyle anlatıyorum diye şey yapmayın. Ama bir yandan kendini de eğitmiş oluyorsun, tecrübe de kazanıyorsun bu gibi şeylerde. Bu arada böyle konuşmayı, muhabbeti seven dostlar vardır, arkadaşlar. Gerçekten şu an böyle muhabbet etmek, hani konuşmak falan çok iyi geliyor yani. Tavsiye ederim tırda olan arkadaşlara. Bunu herkes yapabilir. Hani videoyu çekip kamerayı koyup yapabilirsiniz. Hiçbir şey için geç değil. Bazen böyle hayalleri olan arkadaşlar da yazıyorlar. İşte YouTube yapmak isteyenler oluyor. Ekipman soranlar oluyor. Onlara da elimden geldiği kadar yardımcı oluyorum. Güzel. Sizin hedefleriniz varsa o hedeflerinize yakınlaştırabilir. Hayallerinize, hedeflerinize. Bu bir anıdır yani. Bu yollar bir anı. Bizler için bir anı. Şimdi İtalya'da benim bir sürü anım var mesela. Almanya'da bir sürü anım var. Gittiğim yollarda. Avusturya'ya dönerken bir sürü anılarım var. İnsan ister istemez bu yollarda bir hikaye oluşturuyor. O yüzden güzel. Onu da belirteyim. Dedim ya az önce, hani böyle muhabbet ediyorum. Sesli video, sessiz video hani. Yani... Sesli videolar da hoşuma gidiyor. Konuşmayı seven arkadaşlar varsa, böyle tırda olabilir ya da başka bir sektörde olabilir. Burada böyle o keyifli geçiyor yani. Tırın içinde o canımızın sıkıntısını alıyor. Bizim için bir hobi. Hobi de olmuş oluyor yani. Şu sileceği bir kapatayım. Bayağı felaket bir şekilde yağıyor yani. Vallahi billahi. Bir de bu havada şeye dikkat edeceksiniz. Bakın şimdi sürüş teknikleri dedik. Ben size küçük briefingler verebilirim. Şimdi yolun kenarında karlar var ya. Oraya kaptırmayacaksınız dorseyi falan. Arabayı, dorseyi kaptırmayacaksınız. Sağ taraf çünkü çok tehlikeli. Solu kurtarabilirsiniz. Yani şu anda kaldırım var da, ama tarla gibi dümdüz yerlerde. Şöyle şimdi bir su tutup açalım şurayı bir. Sileceklerde de pek iş yok. Sağa kaptırmamak önemli olan buradaki durum. Çünkü dorse ağırsa, sağa kaptırırsanız gider. Silecekler de sıvadıkça sıvıyor, sıvadıkça sıvıyor. Retarderi kullanırken hafif hafif ayak freniyle. Şu an retarder birinci kademede. Bak şu an ikinci kademede. Hiç ayak freni yok. Şimdi hafif hafif böyle ayak freni yapıyorum. Görüyor musunuz? İleri görerek sürmek önemli her zaman. Karda yeni başlayacak arkadaşlar vardır. Biz de tecrübelerimizi aktarıyoruz. Her yer bembeyaz be. Vay be. Teknolojik araçlarda zaten çok büyük bir sıkıntı yaşayacağınızı sanmıyorum. Artık yeni araçların çoğu teknolojik.
Evet, o zaman videonun çoğunu burada bitirmeyelim. Başka şeylerde de çekeriz. Yolumuz uzun çünkü. Oralarda da bakalım neler yapacağız, nasıl bir zamanımız, nasıl bir yolumuz geçecek. Şimdilik hoşça kalın. Görüşürüz. Evet dostlar, şu anda yoğun bir karda burada şeyde dağlardayız. Zaten söylemiştim ya. Şu an bu yol tehlikeli, yani bu yolda öyle hızlı gidemezsin. Gidersin ama bir frene bassan, bak şöyle hafiften bir dokunayım. Bak. Bak bak bak, şu an ayağım frende, görüyor musun? Bak. Full frendeyim, full. Kaç metre kaydım? Bak solumdan bir tır gidiyor. Önüne bir şey çıksa, yavaşlaması gerekse, buz şu an, bu kar değil. Yolları temizlememişler. Burası böyle, frene yavaş yavaş dokunacaksın yani. Şöyle hafif hafif. Hafif hafif. Ani bir durumda mesela şu hızlı gidiyor ya arkadaş. Ani bir durumda şey yapamazsın. Yani bu yolda herkes gider. Gidersin. Sıkıntı olmaz. Ama bir fren yapman gerektiği zaman bir manevrada hakimiyeti kaybedersin. Olay bu. Yollar bayağı sıkıntılı. Yoksa normalde gitmeye bir şey yok. Herkes gider. Ama önemli olan durdurabilmen, manevra yapabilmen, kontrolün sende olması. Kontrol sende değilken gitmişsin, ne anlamı var? Bu yolda ben de giderim, 80 de giderim burada yani. 80 gidilebilir. Gidilmez de gidersin yani. Ama duramazsın. Bak biraz sonra bir daha deneyeceğim. Şu an 50-55 de gidiyorum. Tamam mı? Şu arabalar geçsin. Bak hafif hafif. Şöyle retarderi deneyelim. Bak şu an birinci kademe retarder, hiç ayak freni yok. İkinci kademe. İkinci kademe retarderdeyim şu an bak. Hiç ayak freni basmadım. Kademeyi boşalttım. Yollar böyle. Sadece tek olay, kontrolü kaybedebilirsin. Frene aniden, önünde ani bir durman gerekebilir. Çünkü tırlar sürekli duruyor benim önümde. Sürekli yavaşlıyorlar. Öndeki araç yavaşlıyor. Arkadakiler, arkamda şu an hiç kimseyi göremiyorum. Tırlar vardı, şu an yavaşlamışlar. Kayıyor yol yani. Bak kayalım mı? Bak, bak, bak görüyor musun? Bak nasıl kayıyor. Bak duramıyorum. Full fren. Full fren ayağım. Full. Bak. Patenaja düşüyor araba. Yani bu yolların nasıl kayıyor? Bak şimdi buradan göstersem size. Ha şimdi geçti. Bak kayıyor, görüyor musunuz? Bak patenaja düşüyor araba. Yani yollar arkadaşlar. Hani böyle videolar çekiyorlar ya işte karda. Benim kopyala yapıştır var ya, kopyala yapıştır yapıyorlar. Popülarite elde edebilmek için YouTube'da. Karda tır kayar arkadaşlar. Yani bunun aksi olamaz. Kayar ama bunu öngörerek dikkatli kullanacaksın. Arabanın, bir aracın, insan yapımı bir aracın. Doğal bir hava şartında yani. Bu bir kere mantık bunu almaz yani, anladınız mı? Araba kayar. Lastik bu. Lastikle gidiyorsun. Yani bunun mantığı bu arkadaşlar. Bunun şoförle falan hiçbir alakası yok. Şöyle. Yani şu şekilde bir alakalı durumu var. Şoför kontrollü gitmesi gerekiyor. Kontrolsüz gittiği an araba kayabilir. Ama bazı durumlarda şoförden kaynaklı olmayan karşıdaki bir tırın ya da yolda gizli bir buzlanma vardır ya da farklı bir yol yüzeyidir. Rampa yukarıdır. Araba hafiftir. Yani şoförün dışındaki bazı etkenler vardır. Orada da yine tır kayabilir. Şu yollara baksana. Ama kontrollü süreceksin. Bazen
Mikrofonu açtın mı? Yoksa bu ehliyeti alan herkes tabii ki direksiyona geçer. Önemli olan yani tır hafif de kayabilir. İşte yoldan çıkabilir. Ağır araba bazen hafif de olabilir araçlar. Bunun da bir şeyisi var. Yani hafif araç daha fazla kayar, durduramazsın. Yüklü araç biraz daha fazla basar yola. O yüzden daha güvenliklidir derler karda. Yani tek bir sebep olamaz. Yani sadece şoför istediği kadar iyi olsun. Bazı durumlarda o yılların şoförlerini biliyorum karlarda neler yaşadıklarını, kaza yapanını da biliyorum. Yani bu işin ustalığı yok. Kimse usta şoför olamaz bu işte. Karda tır kayar, araçlar kayabilir. Bazen şoförün şey yapmadığı durumlarda bile olabilir. Bak arabaların üstlerini temizliyorlar, çıkmışlar. Bu yollar çok kötü şu anda. Allah korusun. Temizleme yok, bir şey yok yani. Hiçbir şey yapmamışlar. Dikkatli gitmek lazım. Dikkat, dikkat. Olay bu yani. Maşallah ne güzel de yağıyor ya. Vallahi billahi. Şimdi adam önde gidiyor. Bende mesafem var. Gördüğünüz araba az önce ne kadar kaydı. Bak yeteri kadar mesafe bırakıyorum. Görüyor musun? Şoförün yapması gereken durum bu. Trafikte eğer araçlarla bir istikamette, bir rotada gidiyorsa... Adam ani fren yaptı. Ben de bastım, asıldım frene. Yön veremedim. Sağa çarptım. Kaydı, araba kaydı yani. Bildiğin bazı şey, istediğin kadar direksiyonu da çevirsen, oraya da çevirsen, buraya da çevirsen karda buna pek işlemez. Çok fazla. Çünkü arkanda dorse var. Sen tek parça değilsin. Yani bazen bunları da göz önüne bulundurmak gerekir arkadaşlar. Tek parça olmadığın için bazı bilindik kurallar var. Onda okeyim ama bazen o kurallar bazı durumlarda işe yaramıyor. İnsan elinden bir şey gelmiyor. Çaresiz kalıyor insan. Bir yol vardı. Hatta videosu da var. Hakikaten orayı zincirsiz çıkamazsın. Adam durmuş. Almanya'dan gelmiş durmuş. Ben takmadan çıktım zinciri. Üçüncü viteste kalktım. Arabayı ivme kazandırdım. Ondan sonra devam ettim. Bazen istisnai durumlarda olabiliyor. Işığı da açtım böyle. Vallahi şu anda 77 kilometre yolum var gideceğim adrese. Buralar zaten hep söyleniyordu. Yarın da buradan döneceğim. Weissenbach. 55 dakika yolum var. Kärnten bölgesi. Karın en yoğun olduğu yerler. Sıkıntılı yerler yani. Buraya çok, gerçekten çok deli kar yağıyor bu bölgelere. Bu sene ne zaman böyle karda şey yapacağız diyordum. Kısmet bu zamanaymış. Birkaç kere daha böyle karşılaştım karla da. Video çekme şeyi gereği duymamıştım. Şu anda da öyle hani aman aman bir şey yok ama yolları temizlememişler. Yani yollarda hiç araba yok. Herkes çok ağır ağır gidiyor. Sol tarafta yol çizgisi yok. Ne yazık ki
yollardaki durumlar bu arkadaşlar. Avusturya. Avusturya bu konuda sınıfta kaldı yani. Şu an şu araçları geçmese lastik izi bile olmayacak yolda. Bak karşıyı temizliyor. Burayı da temize. Biriniz de gelin buraya. Bu yolu neden temizlemiyorsunuz? Ta 3'ten beri bu yol böyle. Kameralardan baktık yani. Evet, insanın aklı almıyor. Canımı alan ecel gibisin. O zaman size bir türküyle şu yollarda bir şey yapalım. Yollardayız, hala gidiyoruz. Harman yedi sürseler, oy sanem, vay sanem. Yerine gül ekseler, esmer gaday ben alım. Yerine gül ekseler, esmer gaday ben alım. Ne ağlarsın benim zülfü siyahım, bu da gelir, bu da geçer, ağlama. Göklere erişti feryadım, ahım, bu da gelir, bu da geçer, ağlama. Bu da gelir, bu da geçer, ağlama. Bir gülün çevresi dikendir, hardır. Bir gülün çevresi dikendir, hardır. Bülbülün çektiği ah ile zardır. Ne de olsa kışın sonu bahardır. Bu da gelir, bu da geçer, ağlama. Bu da gelir, bu da geçer, ağlama. Bin cefalar etsen almam üstüme, oy üstüme, oy. Gayet şirin geldi dillerin dostum oy. Varıp ya dellere meyil verirsen oy. Senden ayrılalı gülmedim dostum. Dostum, 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 dostum. Dostum gelsene canım. Senden ayrılalı gülmedim dostum. Dostum, 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 dostum. Dostum gelsene canım.